أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات ses sorunu yok değil mi? Sesi iyi. İyi mi? Tamam. Dolaştığım yerlerde rastladığım çok sorulan suale cevap zannettiğim bir yer okuyacağım. Ondan önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Daha önce burada bir haşir yapmıştık değil mi? Evet. Haşir 25. sözden. 25. Eşşecerül Ahtar yapmıştık galiba. Şimdi bak. Dünyanın önü, ön tarafı hiçlik olsa, ön taraf, arka tarafı hiçlik olsa, iki hiçlik arasında varlık olmaz. Fizik kanunlarına zıttır. Entropi denilen sisteme zıttır. Varlığın kaynağı hiçlik olamaz. İlmin kaynağı cehalet olamadığı gibi. Şimdi dünyanın içindeki her şey mutlaka hikmetlerle dolu. Mesela en basit dediğim şey, senden atılan idrar ve gayita seni taşıyor. Değil mi? En basit ya. Doktor diyor ki ver onu bana. Ne yapacaksın? Senin içinde ne var bir bakayım. Hastasın ya. Senin attığın pis dediğim şey, hatta yıkanmana sebep olan sudan bile çocuk yaratılıyor. Şimdi her şeyi böyle hikmetlerle donatmışsa dünyanın da bir izah edilmesi lazım. Yani insanı kaldırırsanız dünyadan, dünyadaki hiçbir şeyin manası ve izahı yok. Edemezsiniz. Mesela bir gülün izah edilemez. O yüz için olamaz. Yerin altındaki madenlerin, petrollerin izah edilemez. O insanın atılan artıkları nasıl ki insanı taşıyorsa, şu kainat da insanı bir yere taşıyor. Şimdi ben anlatacağım şu. Dünyanın içindeki her bir eşya, mesela şeftali, nedir deyince armutla kıyas edilmez. Armut değildir. Tam nedir? Elip de değildir. İnsan da izah edilir. Rengi, tadı, kimyevi yapısı, özelliği, yani senin içindir. Şimdi dünyanın içerisindeki her şey mutlaka insanla biliniyor. Peki insanı neyle yorumlayacağız? Neyle kıyas edeceğiz? Mesela gülü aldın, öküze gösterdin. Öküz için gül ile normal bir ot eşittir. Hiçbir farkı yoktur. Kedi için muhabbet kuşuyla bir balık kafası aynıdır. Kedi için hani o muhabbet kuşlar var ya, sapsarı böyle, renkli, rengarenk. Ne manası var ki? Hiçbir manası yok. Yani belki de daha caziptir balık kafası. Kedi için. Peki demek ki bir başkası içindir yani. Şimdi biz de bu dünyada yaşıyoruz. Her şey insanla biliniyor. Sen neyle bilineceksin? Sana rağmen sende işleyen sistem var. İşletim sistemi var. Ölüyorsun. Yaşlısın. Yaşlanıyoruz. Kanser oluyoruz. Dertler, kederler var. Yani nereye gidersem şu soru var. Hocam niye sıkılıyorsun? Veya kardeşim niye sıkılıyoruz? Niye çözemiyorum? Nerede tıkandım? Onu okuyacağım şimdi. Yani insan kendisini bu okuyacağım yerlerle izah etmese mutlaka bir tanesi size denk gelecektir. İnsan bu dünyada muzdariptir. Zaten şurada öyle söylüyor. Diyor ki açtığım gibi. Diyor ki ins ve cinnin, cin ve insin en parlak saadeti. Cin ve insin en parlak saadeti, en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Demek ki insan bunu kazanmak yolunda gayret etmesi lazım. Marifet kazanması lazım. Marifetin temeli kendini tanımaktır. Kendini tanıdıktan sonra tanıma gerekeni tanıyacaksın. Hatta kader de hedef insandır. Hariç değildir. Büyük kainat, insan ekberdir. İnsan ise küçük kainattır.
Onu da söyleyeyim, geçiyor. Amentu billahi, Allah'a iman. Allah bizim dışımızda bir şey. İlim olursa Allah'ı tanımak bizim dışımızda bir şey. Ve melaiketi, bizim dışımızda bir şey. Meleklere, değil mi? Meleklere iman ettik mi veya onda ilim yaptık mı? Bizim dışımızdaki bir şeye varıyorsun. Ve kütübihi, ve rusulihi, ve yomin ahir. Buraya kadar hep bizim dışımızda. Peygamberde, kitaplarda, ahiret. Peki kadere geliyorsun. Kaderde, kaderi biz iyi kavrarsak neye varmış oluruz? Kendini daha iyi tanırsın. Çünkü şöyle diyor, kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyare, adem mesuliyetten insanı kurtarmak için akaide girmiş. Kader, men arefe bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden Allah'a marifeti artar. Ahirete yakınliyeti artar demiyor. Kederden emin olur. Kaderde hedef insandır. Onun için kader dersi zorktur. Ustad gazete gibi okumayın diyor. Niçin Risale'nin gazete gibi? Gazete gibi gır gır değil. Gazete harici okutturur. Risale'nin kendisini okutturuyor. Harici bir haberdir. Kaderde hedef insandır. İnsan kendisini yorumladı mı, kendi üzerinde ceyran eden kanserdir, ihtiyarlıktır, derttir, kederdir. Bunların izahları yerine ve kolay olur. Onlardan bak. 635 sözler. Hem mümine der, ihtiyarın cüzi ise, yani nereye yetişiyor ki? İhtiyarla irade arasında şey yapayım. Belki benim uslubuma, ders şeklime bazılarınız hoşuna gitmeyecek ama maalesef bir 45 dakika dayanacaksınız. Beni davet ettiğinize göre beni biliyorsunuz. Şimdi niye giriyorsun? İhtiyar irade, kadere girdin. Ben doldura doldura gidiyorum. Benim de öyle bir şeyim var. Şimdi ihtiyarla irade arasında şey yapayım ki daha iyi anlaşılır. İhtiyar, mevcut olan önümüzdeki arasındaki tercihtir. Ben bunu senelerce uğraşmışım külliyatta. Ben size birkaç dakikada vereceğim. Senelerce uğraşmış. İhtiyarla irade arasında bir fark bak. Lugata bakın, ikisi eşittir. Ben bak anlatayım külliyatın şeyi manasında ne kadar dağlar kadar fark var. Ama bazıları izah der. Ne yapayım izah desin ya. Herkese ilim sayın yapacak halimiz yok. Biz kelime anlamı olarak irade biliyoruz. Aynı şey bilir. Lugatta aynı şey yazar. Bak, ihtiyar şu mevcut, bunlar mı, elma var mı, önümüzdekinden bir tanesini tercih ediyoruz. Var olanlar arasındaki tercih özelliğimiz. İrade ise var olanlar arasındaki tercihten hariç, var olanı gaybda olana göre kıyas edip, yani Allah diyor ki Celle Celaluhu, şu günahı terk et. Cennetteki şu nimeti mukabil sana vereceğim. Cennet gayiptadır, günah hazırdadır. İhtiyar sahibi olan bunu yapamaz. İrade sahibi olan gaybı tercih eder, hazır bırakır. İhtiyar hayvanlıktır, hayvanet mertebesidir. Hazırda olanlardır. Gözünün gördüğü, kulağının işittiği, elinin dokunduğu, koklandığı, tad aldığının var olanlar arasındaki tercihtir, ihtiyar. Onun için usta şöyle diyor 17. sözde, cüz-i ihtiyarından vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyorsun? Bir üst birimle vazgeçiyorsun. İradenle vazgeçiyorsun. Onun için de hayvanlıktır diyor. Niye hayvan, kedi, taş mı, ciğer mi? Ciğer mi? O da bir tercihtir. Ekmek mi, et mi? Kediye göre. Ya o da bir tercihtir. Bu ihtiyardır diyor. 24. sözde anlatıyor. Demek ki mümine der, İhtiyarın cüz'i ise, bırak cüz'i iradenin, şey ihtiyarını, kendi malikinin irade-i külliyesinin işini bırak. İhtiyarından vazgeç. Yani sen iktidar getiremiyorsan, muktedir olamıyorsan olayları, değiştiremiyorsan, Allah'a bırak. Kendi malikinin irade-i külliyesinin işini bırak. Malik, malik ne demek burada? Sıkıntıyı çözüm için Cenab-ı Hak üç tane sığınak giri kullanıyor. Kulazu bi Rabbin Nas, Rab, Melikin Nas, İlahin Nas. Buradaki malik, yani her şeyin dizgini onun elinde.
her şeyin anahtarı onun yanında. İhtiyarın cüzi ise kendi malikinin, yani her şeye sahip bir zatın iradesine kendi işini bırak. Çözmeye kalkma. Sıkıntının bir sebebi de bu. Olayı çözemezsin. Sana ait olmayan şeyler omuz verme. Neye kanser oldun? Sana ne? Senin işin değil ki. Niye ömrün bu kadar? O senin işin değil ki kardeşim. Niye ben zengin değilim? Niye ben kadının ve erkeğim? Niye benim bu babamdır, şurada doğdum? Kardeşim senin işin değil. Sen kendi işine omuz ver. Malikel mülk. Yetesarrafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediğini tasavvur etme. Yetkisi ve yetisine sahip. O zaman gücün takatın getirmediği şeyleri ihtiyarımızı sokmayacağız. İhtiyar irade ilahi teslim olmak için verilmiş. İki, iktidarın küçük ise, iktidar, muktedir. Ne kadar yeter ki vücuduma hakim değilim, hayatıma hakim değilim. Kadir-i mutlakın kudretine itimat et. O iktidarını şükrü örfide, yani Allah'ın dediği gibi kullanılırsa, insan Allah'ın kudret dediğimiz subuti sıfatı olan kudret var ya, kudret, o sıfata azami derece mazhar olur. Kudret sıfatına azami derecede mazhar olana çok ilginçtir, her gece Kadir Gecesi olur. Çünkü diyor, dünkü diyor Kadir Gecesi'ne geçmen için bir sene meşgul olman, şey, gezmen lazım diyor, değil mi? Veya hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsan, kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçersin, sonra dünü, yarını hazırda görürsen, her gece Kadir Gecesi olur. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkarsan, kalp ve ruhun dereceyi hayatına nasıl çıkılır? Hani gaybi bir şeyler söylüyorsun, realitesi şudur. Ustam diyor ki, 271 lemalarda, Embara'ya göre söylüyor, belki sayfalarınız tutmayabilir. Elfu elfi salatime elfu elfi selam aleyke ya Resulallah babında diyor ki, yatsı namazında diyor, namazın içinde, namazda değil, namazın içindeyken ben gece alemine girdim diyor. O aleme girdim. Aleme girmiş. Biz tabi öyle okuyoruz tabi. Bir baktım ki diyor, o alemde tek bir şahsiyet var diyor. Tek bir insan. Bu ne demek, ben iyi anlayamadım. Lemalarda, hayat bahsinde, beşinci remizde şöyle diyor. Mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Bir tane insan vardır, biz onun temessülatlarıyız. Yani şöyle düşünün, toprak, çekirdek, ağaç neşu nema bulmuş, meyve vermiş. Bu ağacın tek bir çekirdeği var. Bunun adı Nur-u Muhammed'idir. Bu ağacın tümü, detayı, şecere-i hilkattır. Bu her bir meyve insandır. Şimdi dikkatinizi şuraya çekiyorum. Meyvenin içerisinde çekirdek yok mu? Var. Bu çok önemli bak. 218 şualardan söylüyorum. Meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki, yani ağacın başındaki, ağaç ondan çıktı ya, o ağacın kaynağı olan çekirdeğin aynısı. Öyle değil mi? 16. sözde şöyle diyor. Ne aynıdır ne gayrıdır. Bu meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle kökteki çekirdeğin aynısı ise, o zaman bu çekirdek mahiyet itibariyle ağaçtan öncedir. Aynı program. İşte 218'de şu anlarda diyor ki, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. O zaman bak bakalım kıymetine, çöplük harcar mısın? Sen nesin bak, bir daha söylüyorum. Hakikatın itibariyle, kaynak itibariyle, yani senin ruhunun aynasında temessül eden bir Nur-u Muhammed'i cilvesi var. Buna temessülat diyoruz da. İşte her bir meyvede bulunan çekirdek, ağacın başı olan çekirdeğin aslisidir. Buna 16. sözün 4. şuasında şöyle diyor. Ne aydır ne gayrıdır.
Çekirdeğe ne aittir? Gayrı değildir. Bakın bu itibarla her bir insan kainatın çekirdeği hastasıdır. Ne demek biliyor musun? Sen Arş-ı Azam'dan, Cebrail'den, Mikail'den, İsrafil'den, Azrail'den, cennet ve cehennemden de öncesin. Onlar senin temessülatın ve gölgelerin. İnsana bak yani. İnsanı tanımlamaya bak Bediüzzaman Hazretleri'ni. İnsanı nereye taşıyor? İnsanı fiyakas artıyor ya. Fiyakas artıyor. Beni nereye taşıyor ya? Gel de geliyorsun şimdi. Basit o sende o çekirdekten yaratılmış dalı budağı var ya. O kainat bizden yaratılmış. Bizim ruhumuzun hakikatinden yaratılmış. Cennet, cehennem, isteyene ver onu diyor. Bak nereye varmış? Bak adam varmış, anlamış bunu. İsteyene ver onu. Bana seni gerekseni dettiren bunu yakalamasıdır. 218, bir daha söylüyorum şu anlar. Hakikat-ı Muhammediyeciyetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Aslısın, aslı o zaman. Artık ne cehennem korkusu, ne cennet sevdalısı olursun. Rıza ilahiden başka bir şey görmezsin. Çünkü onlar senden yapılmış. Böyle bir yapıya sahipsin. Böyle bir sistemin var. Kainatın böyle işletim sistemini sana monta etmiş. İşte bu sistemi anlamak, tamam mı? Kendini tanımak. Allah bile diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Evet ya Rabbi, kendini tanı. Men arafe, değil mi? Men arafe Rabbi, men arafe nefsehu, fekad arafe Rabbehu. Sen kendini tanıma nispetinde Allah'ı tanırsın. Bir şey söyleyeceğim ama şaşıracaksınız. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması yolu zordur. Çünkü Allah bizim haricimizde bir hakikattır. Tamam mı? Onun kainı eserleri vardır. Mahlukatı vardır. Bizim böyle bir şeyimiz yoktur. Allah'ın mevcudatı vardır. Mevcudatla Allah'ı tanırız. Ben kendimi neyle tanıyacağım? Benim böyle sırrım yok ki. Zaten Cenab-ı Hak diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Zaten kader iman esasının sonuncusudur. Ne demek? Beş tane iman esasını hazmeden kişi demektir. Kader de insandır. Çünkü büyük kainat değil mi? Büyük kainat insan ekber değil midir? O insan ekber küçük model insan kainatı sonra değil miyiz? Sen kendini tanıdıkça, anlamlandırdıkça bütün kainatı anlamlandırıyorsun, cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp küllileştiriyorsun. Kader bütün büyük kainattır. O da sensin zaten. Onun için kader zordur. Sebebi kendini tanımak olduğu için zordur. Ondandır ki amentü billahi ve melaiketi ve kütübi, kader beş tane iman esasını hazmeden kişidir. Kendini tanımasıdır. O yüzden altıncı sırada. Evet, altıncı sıradadır. Dikkat edin, kader risalesinin zeyli var sonunda. Hatbe. Ne işi var orada nefsin yapısında? Enfusi ders var burada. İnsanın enfusi yapısını anlatıyor zeyde. İnsandır insan. Kendini tanımlamaktır. Bak kader, nefsi gururdan, cüz-i ihtiyar, adem mesuliyetle kurtarmak için akaide girmiş. Hedef kim? İnsan. İnsan kardeşim, insan. İşte kendini tanımladıkça bu sermayeni, bu değerlerini, bu sistemini böyle uydurup kaçırık şeylerde harcamazsın. Kıymetli olursun. Ne adam o fiyaka sartıyor. Allah Allah. Ben böyle bir şeymişim ya. Özgüven geliyor. İkide bir ya hastayım. İyi değil. Kendimi kötü hissediyorum. Ne demek bu yani? Yani kendine biraz değer versen, ervah habiselere böyle prim vermezsin ki ya. O zaman değer verirsin kendine. Evradına, eskârına dikkat edersin. Davana sahiplenirsin. Haftada ne yapayım? Vallahi bu akşam ne yapayım? Bana derse gideyim. Yapacak bir işim yok da gideyim. Böyle derse gidilir mi? Yapacak işimiz yok da artık en son yapılacak iş gibi. Yani sanki istepte lastik gibi. Lastiği patlamış, öteki lastiği takıyor. Sahipleneceksin kardeşim, sahipleneceksin. Sahiplenmek demek, sahiplenilmek demektir. Vermek almanın adıdır. Sevilmek istiyorsan seveceksin. Sevmeden sevilmek nerede var?
Allah bile Kur'an'ı şöyle işletiyor. İlk önce kendisi seviyor, sonra beni sev diyor. Ya, kendine değer vereceksin. Sen diyor musun, efendim ben şunu faturasını yatırdım. Veya pazar günü geldim, burayı sildim, lavaboları sildim. Dershanenin lavabosunu sildiğini mi zannediyorsun? Ruhunu temizliyorsun, ruhunu. Ona ait bir örnek vereyim. Suyun başında dahi olsanız diyor Allah Resulü, zaten akıyor. İktisat da alın. Su mu bitecek ki öyle söylüyor. Ben bu hadisi söyleyince denizdeyim mesela. Su yıkarım. Denizde ya biter. Vallahi o hadisi hatırlayınca elimi suya sokmuyorum. Utanıyorum. Tutuyorum. Böyle denizde böyle yapıyorum. Abdest alırken. Meğer iktisat buradaymış. Orada değilmiş. O tezahürüymüş. İktisat burada. O an, ona değer vermek. Onu yüceltmek. Bu bana birisi hükmediyor. Böyle diyor. Bu böyledir. Olaylarla insanı inşa ediyor. Ya mesela sadaka vermek çocuklara, başını okşamak, okşamak diyor. Sadakadır diyor, değil mi? Sanki çocuğu sevindiriyoruz. Oysa kafasını okşadı mı, o çocuğun sıkıntısı var ya, ağlıyor yetim. Onun pozitif enerjisi çok. Onun için tutamıyor, ağlıyor. Günah yok ya, pozitif. Bizde de negatif çok. Ondan puf çekiyorsun. Elini bir koydun, iki taraf artı eksi tamamlanıyor. Çocuktaki artıyı sen yükleniyorsun, onun nötrlerini nötrlüyorsun. Bunun adı fiziksel olarak adı pozitiflenmek, rahatlamak. Dindeki adı sadaka. Dindeki adı sadaka ya. Şimdi kim ona çocuğa iyilik mi yaptın? Aslında biziz yani. İşte iktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Allah'a itimat et. Rabbin naz. Müslümanların iman sorunu yok. Rububiyet, Rab'lık sorunu var. Birbirimizi ilah ediniyoruz. Para ilah ediniyoruz. Kadını ilah ediniyoruz. İnternet, televizyonu ilah ediniyoruz. Terk edemiyoruz. Ne demek o? Ya şimdi bu film kaçar mı diye namazı terk eder. O zaman o film ilahtır. Birbirimizi ilah ediniyoruz. Diyoruz ki bak, edile-i şeride, dinde şu haramdır. Eğer Risale-i Nur'da bu yoktur. Ben dinde söyleyeyim. Bu haramdır. Adam diyor ki bunu, bu haramı din diye yap diyor. Şimdi ilah edilmiş olmuyor musun onu? Allah böyle diyor. Üstad da diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz diyor. Mihenge vurmadan almayınız diyor. Ama benim hocamın bir bildiği vardır. Onu bildiğini takkeme alın. Edile-i şeride yok. At çöpe. Hiçbir değeri yoktur. Çünkü ben cennete muhtaç olduğum gibi o zat da, itaat ettiğim zat da cennete muhtaçtır. Cennet, Allah'ın cenneti var. Ustad bile öyle diyor. Başkasının değeri mi kalır? Ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Adam dozer gibi şeriatı kenara koyuyor. Kepçeyi böyle yapmış, gırır gırır kenara atıyor. Adam da din adına sahipleniyor. Ne acayip bir şey. Biz kitap okuyoruz, bu haldeyiz. Cemaatimiz var, bu haldeyiz. Ya cemaat olmayan, kitabı olmayan ne yapıyor? Aklım duruyor. Ya bizim önümüzde ölçü var ya. Ölçü var arkadaşlar ya. Böyle ya, kafire taraftar olmayın diyor. Zümre taraftar olmayın diyor. Allah'ın dinim tektir değil mi? Haramı helalı belli değil mi? Resul öyle diyor. Haram belli, helal belli. Adam diyor ki başına aç hizmettir diyor. Dindir diyor yani. Acayip bir şey ya. Din nasıl olacak yani? Dindir. Allah'ın düşmanlarına beraber omuz omuzlasın, aynı saftasın, dindir. Ne acayip bir şey, ne? Hakikaten ahir zaman ya. Allah düşmanlarına dost oluyor, bunun adı da dindir. Böyle bir garip bir şey değil ki, gözükmemiş yani. Bana da diyor ki, ahir zaman öyle garip ki, yani çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak. Acayip bir şey ya. Çok tuhaf. Allah'ın dinini ortadan kaldıran ve dinsizliği ilan eden Muhammed diyor, Allah mefkuresini, Allah inancını siyasetin neticesi de getirmiştir. Çünkü Afrika'daki diyor, o insanları bir haram ve korku mefkuresi getirmesi lazım ki, nutukta yazıyor, İnsanlar bir sisteme girsin. Dolayısıyla Allah inancı Muhammed'in siyasetinin neticesidir diyor. 347. sayfada.
Şimdi bununla beraber oluyor adam. Büyük adamdır diyor ve din diyor. Yani arkadaşlar Allah muhafaza et. Eğer ölçümüz yoksa şu sarılmasa hiç şansımız yok. Hani aylarla yatırılıyor ya çocuklar. Koynumuza başkasını verirler. Sarılacağız Risale-i Nur'a, derslerimize sahip çıkacağız. Ustadımız ne demişse odur. Çünkü kendisi bile edile-i şeriyeyi gösteriyor. Edile-i şeriye mi anlıyor? Belki gençler bilmez. Doğruluk kaynağımız. Bu doğru mu yanlış mı? Hasan dedi, Hüseyin dedi. E hangisi doğru? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Buraya uyuyorsa febiyar, yoksa at çöpe. Hiçbir değeri yok. Bilerek yapıyorsa imanı yok. İman öyle şey sabit değil. Büyür, küçülür, 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 büyür, ufalıyor, gider, geliyor vesaire. Peki, hayatın az ise hayatı bakiyi düşün. Bak nasıl yorumluyor? Adam kanser oldu, gideceğim ölümünü düşünüyor. Bir bunu bilsek, bir hazmetsek biz. Hayatın az mı kardeşim? He, hayatı bakiye var. Hayatın uzunluğunu, kısalığına bakılmaz ki. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Ya Bursa'da çıkarken sol tarafta bir tane çınar var. 975 ne yazıyor tabelasına, plaka. Şimdi onun kadar kimse şimdi yaşamaz ya. Şimdi çınar olup da 900 sene yaşamak mı istersin? İnsan olup da bir sene mi? Bulut çağından sonra bir sene. Veya kereste olarak 900 sene, 1000 sene. Gelsin gitsen ne olacak ki kereste ya? Uzun değil, uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Hayatı naz ise, hayatı bakiyeyi düşün. Bunu düşünsen kanser mesela. Bak kanser çünkü ömrüm benim bu tür şeylerle geçtiği için, yurt dışı, yurt içi vesaire. Gidiyorum ziyaret ediyorum, adam bak şimdi. Şöyle kanser yatıyor, doktor da raporu vermiş, en fazla 3 ay ne yerse yesin. Bizim Laz'dan bir lafı var. Boyuk ana ne yerse yesin doktor demiş yani. Boyuk anaya yani teselli veriyor. Büyük anne, babaanne. Babaanne ne istiyorsa versin. Yani böyle darin amin. Esbab noktasında. Şimdi bak adam böyle yatıyor. Bak şimdi. Böyle kanser elinde rapor vermiş. 2 hafta veya 3 ay. Böyle aptal değil de böbreği kanserdir, akciğeri kanser. Ama akıllı kanser değil ki düşünüyor kanser ne demektir diye. Oturuyor. Şimdi sevgili kardeşim Allah aşkına eğer bir önünde böyle kabir gözükürken bu arada nazarın düşünce boşta düşüyor ya her an ölümünü bekleyen bir insanın iç alemini teselliye, güvene dönüştürecek dinden, davadan, namazdan, Risale-i Nur'dan başka ne olabilir ya? Kansersin, ya kardeş var da düşünme, boşver. Bu garajda Mercedes var ya falan. O acısını dindirebilir mi? Ya kansersin ama önemli değil kardeşim. Bankada bir sürü hesap paran var senin. Hiçbir şey takmıyorsunuz. Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. Ne kadar kefenlemişim. Ya acayip acayip tipler görmüş. Bayılmışım mezarın içinde ben. Tipini gördüm için. Neler görmüş. Diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun? Ne yapayım? Etkilenmiş. Gömerken şey yapamamışlar kefen, açılıverdi. Yani surat ne halet olmuş. Allah kimsenin başına vermesin ya. Davasız, mümkün değil senin kararın. Bak dün akşam Polatlı'daydım. Sizli trenle geldim vesaire. Yani arkadaşlar dava olacak ya, davanın peşine koşacağız. Şöyle diyeyim. Hayatınızdan daha değerli neyiniz var? Hayatınızdan daha değerli var mı bir şey? O zaman hayatınızdan daha değerli bir şey uğruna hayatınızı çalıştırırsanız, bağlarsanız hayat yaşamaya değer ve canlı olursunuz. Eğer hayatınızdan daha basit şeylerle peşine koşarsanız hayat çekilmez olmaz. Tadı tuzu olmaz. Hayatımızdan daha kıymetli şey budur. Bu Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Kastamonu 21'de diyor ki 21. Siz diyor Risale-i Nur'a nakışlı bir libas giydirdiniz diyor. Buna libas diyor. Evet. Elbise, Kur'an gibi. Bu Kur'an değil ama Kur'an diyoruz. Musaftır. Kur'an'a giydirilmiş libas. Kur'an mahluk değil. Kur'an okunan işte. Eğer
hayatımızı usta diyor ki sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Ustadım böyle olursa sen bilir misin? Kur'an'ın icaz manevisidir. Toparlıyorum. Hayatınızdan daha değerli bir şeye hayatınızı bağlarsanız hayat yaşamaya değer. Ve lezzet verir. Keyif alırsınız yaşamaktan. Ama ömrüm şu insanlarla dolu geçiyor. Kardeşim veya abi işte, hariçtekiler hoca diyor. Hocam, yaşamayla yaşamama eşit. Hayatın tadı kalmadı. Zevk alamıyor. Üf, tüf, hakikaten yüzüm tanesi diyor. 10 tane tokat diyor. Sebebi bu, temelde bu. Yani şurada bir paragraf okuyorum ama bu temelde bu. Olayları yorumlayamıyoruz. Ne nereye göre nedir? Ne nereye göre nedir? Cübbeli'yi ziyaret etmiştim hapishaneye de, metrese. Dedim ki, ilim sahibi olmak ayrı bir şeydir, ilim. O ilmi nerede, nasıl kullanacağını bilmek ayrı bir ilimdir. Bizim memlekette okuduğu için pazarda, orada okudu, tanışıyoruz böyle. Dostumdur ya, hoş. Ya bu ilim nedir dedim. Dedim, ilmi siyasettir. Gazali ilmi siyasettir diyor. İlmi siyaseti benim tanımladığım var ama sen Risale-i Nur'a göre dedi, ilim, ilmi siyaset dedi bak. İlmi siyaset, kim kime, neyin ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslup. Yani bunları bilmektir. Bu da neyle bileceğiz? Laikalarla bileceğiz sevgili arkadaşlar. Laikaları bilemezseniz istikamet göremezsiniz. Bak Allah şahit, kafir olurum eğer ben şey yapsam. Kur'an'da yemin ettiği için ben de yemin ediyorum. O kadar garip insanlara geliyorum ki nasıl biliyor musun? Diyor ki mesela daha dün. Ben hocam diyorum, benden ufak. Arabistan'da en meşhur kim hatırına geliyor alim? Gittim ders aldım diyor. Ders aldım. Senin 2 videona denk geldim diyor. Enfusi ders dedim ki diyor, bu adam bu içerilerde olmadıkça bunu diyemez. Ben diyor bu ilmi almak için yanına geldim. Ben bana bir hafta yanında müsaade et. Zahiri ilimlerde bir bakıyorsun, konuşuyorsun, istikamet yok. Nurculardan da söylüyorum, sözler oku, mektubat oku, lemalar oku, şualar oku, Kastamonu, Layka'yı ve Emirdağ okuma, istikamet bulamazsın. Bir zikzak yaparsın hayatın, tık tık. Bazen dostuna düşman, bazen düşmana dost olursun. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Yakın tarihte görmedik mi? Koca koca adam dediğimiz şeyler nasıl battı? Layık okuyacağız. Ben sizden para istemiyorum ki. Bak ne diyorum, layık okuyacağız, not alacağız. Kastamonu okurken yapma, tamam. Ya ha, burada yazacaksın, burada okurken. Ha, bunun yanında oku. Ha, tamam. Emirdağ bunu oku. Tamam, değil mi? Not alacaksın. Tabii not alacaksın. Usta ne demişse odur. Halkçılar diyor, ırkçılar elde edip sizi devirmeye çalışıyor. Ha, tamam, yaz. Misal bak, istikamet nasıl buldun ya? Cumhuriyet Halk Partisi başa geçmemesi için vatan, millet, İslamiyet adına demokratları destekliyor. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında kim var? Sor işte. Ahmet Mehmet, tabela değil. Hatta Nurcuların takdir ettiği partisi yok, tercih ettiği partisi yok. Niye buna girdin? Kardeşim, laikalardan örnek veriyorum. Diyorum ki, laikaları bilemezsen istikamet tutturamazsın. Hayatın basit basit şeylerde harcanır, perişan olursun. At gibi binerler yani bize sonra. De diye, tamam. Öyle dolmuşlara biniliyordu ki, Mekke Mekke diyorlar, biniyoruz, bir bakıyoruz son durak. Beyler son durak bir itin baktı ki, Paris. Hani Mekke'ydi? Bizim dolmuş böyle. Layık okuyacağız sevgili arkadaşlar. Ciddi olacağız ha, ciddi bu konuda. Allah kainatı yaratmayla ayet öyle diyor 16. ayetinde. Oyun oynamıyoruz. Ciddi olacağız, layık okuyacağız. Orada bir şey okuyalım, oku da kardeş gidelim. Öyle bir şey yok layık. Kader bilmeyebilirsin ama layıkayı bilmek zorundasın. Yoksa istikametin olmaz. Peki. Ömrün kısa ise, bak ömrü kısa, hani kanser, misal verdim ya kanser verdim. Şimdi böyle bakıyor, gözü düştü değil mi boşluk? Kabrini görüyor, bütün ölüm bütün çıplaklığıyla göze geldi. Şimdi sevgili kardeşim, böyle ölümünü bekleyen kanser hastası. Sanki biz değiliz, ölümünü beklemiyoruz misal için. Şimdi bu ümitsiz değilim. Ümidi mutlaka ne çevirebilir? Ne koyabilirsiniz bunun içine? Hadi koyun. Bu sözü. Yarın bize de lazım olacak biliyor musun? Yumurta dayandığı zaman. Öyle durdu. Ne yapacaksın? Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme.
Ama inkişaf ettireceksin ki o zaman lazım olacak. Hani Anadolu'da şöyle bir söz var. Güzel havalarda ağacın altı piste mi ki yağmurlu günde sana lazım olur. Değil mi? Güzel havalarda altını pistersen yağmurlu günde ağacın altına gireceksin. Nasıl gireceksin? Pistemişsin. Onun için iman edin ahireti inkişaf ettirmemiz lazım alemimizde. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Fikrin sönük ise, olayları çözemiyorsan, izah edemiyorsan, her kafadan ses çıkıyor, Kur'an'ın güneşi altına gir. Kur'an'ın son icaz manevisi de Risale-i Nur. Vallahi abi her kafadan ses çıkıyor ya. Herkes bir şey diyor. Beklemedik bir adam bir böyle diyor. Döv 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 koca adamlar bir böyle bir böyle. Kardeşim Kur'an'ın envarına gir. Kur'an'ın envarına gir. Risale-i Nur'a yapış. Bak nasıl bir şey yapıyorsun. Hatırla, takip edenler vardı bizi. O ne kadar cavcavlı, çirkinli şeyler, dönemlerde o Taksim şeyleri. Nasıl Risale-i Nur ölçüyü? Tak koyduk, hala aynı ölçü. Niye? Felaset kardeşim, layık okumaya da felaset olmaz ki. Kendi bir şeyimiz değil ki. Tak o zaman koyduk siten şeyi veya. Yayınladık, toplama yaptık Risale-i Nur'dan. Peki nasıl? İstikamet bu. Diğerleri ama şöyle, ben hiç anlamam. Zübeyir abi dediği gibi. Ama abi şöyle yapmak lazım, şöyle yapmak lazım, böyle gitmek lazım. Diyor ki, külliyatta görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Bak gene diyorlar, ya şöyle diyor. Vallahi ben külliyatta görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Hep öyle dermiş. Teslim etmek ya. Akıllı adam kim denilir biliyor musun külliyatta? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna uğraşmak zekiliktir, başa beladır. En muzdarip adamlar, akıllarını vahye bağlamayan zeki insanlar var ya, en muzdarip insan onlardır. Hiç sizden gördünüz mü delinin, çocuğun, hayvanın psikolojisinin bozuk olduğunu? Bak bir de söylüyorum, açayım ki kafamı kafanızda kalsın. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak, akıllılıktır. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna çalışmak zekiliktir ve başa beladır. Bunlar, muzdarip adamlar bunlar. Ama bu aklı, aklı ve yapana bağlarsan rahat edersin, keyfine bakarsın. Ustadı diyor, ya aklını tak. Aklı başında olanlar, ona aklın burada değil mi? Değilmiş. Aklının başına alıyor. Ne değilmiş ki? Uşkurluğunda, bilmem nesinde, internette, televizyonda. Bak akıllı gördün mü? Zeki olmayabilirsin, merak etme. Sen bir donanım var, bir aklın var, zekan var. Risale-i Nur'a teslim olacak kadar var mı? Yeter sana. İnan fazla isteme. Bu sefer kafanı sokarsın ya öyle ama, burada böyle yazıyor ama, ama eklemeye başlarsın. Benim fazla kafam çalışmaz biliyor musun? Ama şu tahtisi nimetlerinde diyorum, Risale-i Nur'a sadakatim böyle. Böyle dedi mi bitti o. Bütün dünya dönse hiç umurumda değil. Çünkü benim zaten kafam çalışmıyor, şeye kadar çalışıyor. Ustad doğru demiştir. Bitti. Bana o kadar yetiyor. Eğer biraz fazla olsaydı bu sefer ustadı kenara koyacağım, kendim çözmeye çalışacağım, başıma bela saracağım. Niye saracağım ki? Rahatlık varken. İtaat et, rahat et. Evet. Layık okuyacağız, ay sevgili kardeşim. Kesin. Ne evde istikamet bulabilirsin, ne özel hayatında, ne içerideki sıkıntılar. Biliyorsunuz 300'e yakın psikoloji dersi yapmışız sitede. Sebep hep layıkalardan. Öyle düşün, böyle düşünme, böyle bak, böyle bakma, budur, bu da budur, bu buradan geliyor. Ha? Dima yorumlamak, bu buradan geliyor, bu da buradan geliyor, bu buradan çıkıyor, bu burada zaafın. Sen sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye yaşayacaksın kardeş. Yaşayınca girmiyor, giremiyor. Parazitler girmiyor. Ben şükür için söylüyorum. İnşallah birbirimizi tanıyoruz. Ben çay içerken, su içerken, yemek yerken, siz de yapın diye söylüyorum. Bilsem ki abdestim yok, hatırıma gelir. İnan o suyu bırakırım, kaşığı bırakırım, giderim. Abdest alırım, yemeğe devam ederim. Yemem ya. Şey yaparsınız diye demiyorum. Örnek olsun, gençler çok olduğu için söylüyorum. Böyle yapacaksın. Girmiyor o zaman. Nereden girecek adam şeytan? Şeytan sünnet-i seninin muhalefetimizden giriyor. Onu demek için söyledim. Her bir muhalefet bir
şeytana açılan bir kapıdır. Her bir günah içinde, günah değil ama günah içinde küfre gidecek bir yol var. Yani o kanun aynı kanun. Fikrin sönük ise diyor, ben anlamıyorum. Tamam, şu kadar anlamıyor musun? Kur'an'ın güneşin altına gir. Risale'nin ötesi var kardeşim, Allah aşkına al ya, bak paramı istemiyorum, aç kasıtam alayım. Yapmamam gerekiyormuş, yap gerekiyormuş. Mesela dün Palatı'da bir ders yaptım, yayına girecek inşallah, çok harikadır. Sıkıntısı, psikolojisi olanlara onu dinlerler inşallah. Dersin adı şu, yalnız değilsin. Şahsi manevi nasıl insanı blok edip yardım ediyor? Realiteli örneklerle. Hem Kastamonu'da yaptık. Yalnız değilsin. İkinci bir gün yaptık bir de. Bir ruh iki ceset nasıl olur? Leyka. Tamam. Şöyle diyor. Oradan bir şakıda gidelim. Müccidinin eserine böyle yapıyoruz. El böyle. Leykalar böyle yapıyoruz. Bir şakıda gidelim. Fesubhanallah. İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayat-ı Kur'an birer yıldız misürlü sana ışık verir. Kur'an'ın nurun altına girersen yıldız böceği gibi olan fikrin yerine olayları sen kendini idare etmeye çalışıyorsun be kardeşim. Olanda hayır vardır diyor Allah Resulü. Teslim ol. Peki teslim et nasıl yapıyor? Kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edince diyor Kastamonu 123'ten. Kendi düşüncelerimizden, hikmet ilahiyeden ileri hikmet, adalet ilahiyeden ileri adalet, inayet ve hikmeti ve rahmet ilahiyeden ileri rahmet ve hikmetini sürmüyorlar ki azap çeksinler. Geniş daire hadiseleri. Ya kardeşim ona kafanı ne sokuyorsun? Karışma, dinleme, girme haberlere. Boşuna mı ustad diyor. Daha kendini idare etmekten acısın, dünya hadiselerini idare etmeye çalışıyorsun. Niye muhatap oluyorsun? Ben almaya derse Avrupa'da 1/3 seneni kalıyorum. Bu kadar sanayi bir devlette Almanya'daki haber 10 dakika yok. Bir tanesi söylesin bana desin 10 dakika bir haberim var. Ben nasıl saate bakıyorum kaç dakika söyleyeceğim? 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika o kadar. Merkel Türkiye'ye gelmiş, Tayyip'le görüşmüş, imzalanmışlar gitmiyor. Bu kadar haber bu. Ama Türkiye'de evet sayın seyirciler şimdi bekliyoruz bilmem ne. Yani, mahsus yapılıyor. Psikolojimizi bozmak için hep olumsuz. Nerede bir Antalya'da bir sinek uçmuş, kanadı kırılmış, onu haber yapıyor. Bingöl'de bir iş adamı 1000 kişiyi yedirmiş, haber yapmıyor. Nerede olumsuz o? Hiç duydunuz mu ya? Hayırsever bir vatandaş şu kadar çocukları doyurdu. Yok, falan adam bir tokat vurdu, çocuğu düşürdü, onu yazıyor. Kardeşim, muhatap olmayın. Ustam demiş mi? Demiş. Girmeyin, seyretmeyin, bakmayın. Peki sana... Sana oluyor, bana ve ustada olmuyor. Ne yapıyorsun? Olumsuzları, çünkü bu kafaya gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden ne giriyorsa içeride canlı oluyor. Ders de öyle, olumsuzluklar da öyle. Her giren içeride aktif ediyor. Canlandırıyor, canlandırıyor. Bazılar böyle diyor içine, bilmeyecek mi öyle yapıyorsun ama bildim de ne oldu? Hiç haberden sonra şöyle yaptın mı? Of be, haber kapandıktan sonra iyi ki seyrettim, bildim mi? Ulan ne kadar rahatladım. Bunu bilmeseydim çok kötü hissedecektim. Böyle bir şey oldu mu? Tam tersi. Tam tersi. Kardeş, kader kaç sayfadır? Toplam külliyatta en fazla? 10 sayfa. Hadi 20 diyelim. Ama siyasete girme, yapma dediğin belki de koca bir kitap Kastamonu ve Emir'de var. Emniyetini binaen. Biz de elden. Kendi kafamıza göre gidiyoruz, belamızı da çekiyoruz. Uyu kardeş, şaşıracaksınız o abdest gibi. Ben haberi açtım hatırlamıyorum. Düğmeyi açıp da dinledim hatırlamıyorum. Ne olmuş yani? Bana ne? Efendim ne olacak? Ben işimi yaparım. Bana denildi mi arkadaşlar, Kolaklı'dan sonra Yeni Bosna'ya derse gideceksin. Tamam. Öyle mi? Benim işim bu. O kadar. Dünyadan haberdar olmak lazım. Tabii. Kendi dünyamdan karanlık, bu dünyadan haberdar olacağım. Usta gazete gibi okumayın. Gazete ne demek? Harici okutturuyor. Risale-Nur kendini okutturduğu için böyle okumayı diyor. Bildin de ne oldu? Sıkıntın arttı. Kendini bilmen lazım. Sıraya koyalım. İlk önce küçük daire, kalp dairesi. Kalp dairesi. Mide dairesi, akıl dairesi, ev dairesi. Adam öyle diyor. Olmuş ha? İsmet anlatıyordu. Diyor ki, adam bir tanesi cerrah kesilmiş.
internet ve televizyonu tabi seyredemeyince bir saat. Bir saat ceylanlar kesilince ne yapmış? Otomatik olarak çoluk çocuklar sohbet etmeye başlamışlar. Çocuğuyla, kızıyla falan. Adam demiş, vallahi demiş, ceylan kesildi, çoluk çocuklar demiş, hanımla sohbet etme. Bunlar da iyi insanlarmış. İyi insanlar olduklarını yeni anlamış. İyi insanlar. Sohbet edemiyoruz ki. Yemek bile yerken çocuğa bağırıyoruz, ha? Ve nasıl da bağırıyoruz? Yemek mi yiyoruz? Yemek bile bizi yiyor. Çocukla bile muhatabili olamıyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Öyle de bağırıp çağırıyoruz. Çocuk da geldi, bir seni bir baba zannediyor, tamam mı? Limon babası. Ondan sonra bitti, onu da kovuyoruz şiddetle. Allah, gidiyoruz, mezarlığa gömüyoruz. Odasındaki oyuncak mezarlığına gömüyoruz. Niye çok oyuncak alıyorsun biliyor musun? İlgilenmediğin için. Sen oyuncak alma, tencere kapağıyla oyna ama sen oyna onunla. Def etmek için yapıyorsun onu. Sen ol oyuncak ona. Arkadaş sen ol. Oyuncağa ihtiyaç olur. Çocuk terbiyesi hakkında yazı yazan insanım. Ha? Öyle bir sıradan bir cümle değil bu. 15 sene önce demiştim. Oyuncaklarla boğacağına odada bir tencere kapağıyla sen onunla oyna. Ya. Yıldız böceği gibi olan fikrin yerine her bir ayat-ı Kur'an, Kur'an bir yıldız misli sana ışık verir. Yön gösterir. Resul öyle diyor. Sahabelerim yıldızlar gibidir. Kim temsil ederse olur. Bak yıldız böceği, yıldız olur. Hem hadsiz emellerim, ne kadar emellerimiz var, isteklerimiz var, tükenmez. Bitiyor arkadaşlar. İki satır kaldı. Hem hadsiz emellerim, elemlerim varsa, abi benim bir sürü derdim var ya. Var mı? Var tabii. Ne yapacağız onu? Nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Merak etme, her şey bitecek. Ne zaman abi düşünürsün? Vefat edince her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Altına omuz verdik de ondan. Niye böyle oluyor? Sen ne ya? Kâhinat idare oluyor. Acayip bir şey ya. Adam kalp hastası değil, cebine kalp hastalığı ile hapları taşıyor. Böyle bir şey olursa. Böyle yaşanır. Evam hastalıklarını bir düşünün. Diyor ki bak, ne kadar emellerim var, elemlerim var, abi dertlerim çok. Oysa o dertler dermanın zeminidir. Mesela bazıları diyor ki, ben psikolojiyle biraz meşgul olduğum için, abi bütün dertler üst üste geldi diyor. Tamam merdiven işte. Ya alt alta gelseydi dibe inecek diyor. Üst üste gelmiş, demek ki çıkman lazım. Dertler bana derman imiş diyen ustadın talebeleri değil miyiz? Dertler derman olur mu? Öyleymiş. Mesela biz zora kalmadıkça hangi hakikat bizi inkişaf etti? Bir tane misal vereyim size. Pendik'te indik hızlı trenle. Kartal'a geleceğiz metro bilmem ne. Ya indik. Ya arkadaş otobüs gelmiyor. 17 B'ymiş. Biz böyle dedik. Bekle bekle gelmiyor, tepemize binmiş, 3 saat yolda kaldık, tamam mı? Bir yerlere söz verdik, terlediler. Bir baktık bazıları trenden iniyor, yüzlü trenden, buyurun efendim kapılarını açıyorlar. Bak şimdi başıma gelen yok, bugün kapılarını açıyorlar. Buyurun efendim diyor. Bazı o falan sarılıyor. Herkesin bir arabası var. Biz de otobüs bekliyoruz, otobüs de gelmiyor. Ne anladım biliyor musun? Kabire gittim. Birisi sana kapılar açacak. Bekliyor seni. Bazısı ya arkadaş gibi bekliyor, bir tanesi bazısı da bekliyor bak kim gelsin, aşır meydana gidecek otobüs nerede? Kim geldi? Kimse seni karşılamıyor, ortada kaldı, ne otobüs var ne bir şey. Hakikatin kişi anlamıyor. Tabii ya, şimdi sıkıntıda bu tefekkür geldi mesela. Ama normal trendeyken böyle bir şey yok, leylim leylim oturuyordu. Ya bunlar Allah Allah, hikmet ilahi. Bir baktım ki haşir de böyleymiş, indik onun bizi karşılayan yok. İş adamı değiliz, kapıyı açan yok, buyurun falan diyen yok, arabada bekliyoruz, o da yok. Hakikaten ahiret böyle olsa bile yeter ya, her tarafı mı biz daha tepeme güneş bulmuş, zaman yedi kısa, nasıl yetişeceğim, yok araba. Aynen öyle, bir adam da girmiş kabire, o ustad karşılıyor, peygamber karşılıyor, adam gibi adam, tamam mı? Kapıyı açıyorlar sana,
yol gösteriyorlar. Oğul kardeşim diyorlar. Bir tanesi demiş, aylak aylak böyle paytak paytak. Nereye gidecek, kim gelecek, hiç kimse yok. Tepe vurdu, tepesine vurmuş güneş. Allah kimse başlamaz. Yani niçin anlattım bunu? Yani zor olduğu zaman hemen hakikate malzeme oldu. Ama trende otururken böyle bir tefekkürüm yok. Kendi, o dertler bana dermanı bir şey olsun diye söyledim. Nihayetsiz bir sevap, hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Bakın ne terse döndü. Emellerin mi var? Villa mı istiyordun? Ahirette villa var kardeşim, merak etme. Onlar bu dünyaya sığmaz. Ruhunun istedikleri burada olmaz. Niye? Çünkü ruhun buralı değil. Vatanı asli değil burası. Vatanı sükna, yani oturulan yer. O zaman o olmayacak bir şeyi olmayacak yerde aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Biraz söyleyeyim. Fıtratındaki hakikat burada yoktur. Anne karnındaki çocuğun organları dünya için yapılmış. Ayak dünya için, göz dünya için, mağara. Peki orada işe yarıyor mu? Yaramıyor. E neye takılmış? Gidecek olduğu alem için takılmış göz, kulak. Aynı bir örnek gibi insanın ruhundaki istekler, emeller, arzular, arzu ettiği hayat bu dünyada yok. Eğer bu dünyada onları ararsa, onların peşine koşmaya çalışırsa, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, olmayan hayatı burada arayacaksın, kendini o zaman bela salacaksın. Ya. Ama tersini düşünürsen, derdi dert edilmesen, dertin esas tersi imansızlıktır, namazsızlıktır. Adama dedim ki, hocam, adam bir tanesi, buyur kardeşim, hocam durumum iyi değil, hocam ne dersin? Bir iş yeri varmış, Tofaş, servisi kaçırmış. Sen faizlere girersen gitti. Şimdi de evini haciz almış, hanım, çoluk, çocuk da uzaktan bakıyorlarmış. Hacize. Bak böyle bir senaryo anlatıyorum, aynen olmuş vaka. Bana da onda telefon ediyor. Birkaç defa görüşmüştük. Derse davet etmiştim, zamanı yoktur radiyallahu anh'ın. Zamanı yoktur. Ne zaman davet ettikse zamanı yok, nasıl oluyorsa. Ama şimdi buldu zaman. Hocam, bak şimdi iyi dinle. Hocam, ne dersin sen? Bunu aldın hocam, artık yaşanır mı? Hayırdır, ne oldu? Hocam diyor, servis gitti. Evinde haciz. Bunu ben de dedim ki, bunun için mi üzülüyorsun? Adam şaşırdı şimdi, servis gitti, ev gidiyor. Delinin birisi diyor ki, bunun için mi üzülüyorsun? Hocam ne için üzülecektim? Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdım. Ne diyorsun sen dedi ya? Dedim Allah Resulü haşa yalan der mi? Tövbe hocam dedi. Şaka der mi? Haşa. Mübalağa eder mi? Haşa. Güneş vurdu galaksilere, samanyolu dünyaya. Güneşin nereye vurduysa hepsini koy kefeye, senin olsun o mülk. Sabah namazının farzı değil, sünneti bile tartamaz onu diyor. Güneşin vurduğu her yerden daha hayırlıdır diyor sünnet. Farz zaten kıyas edilmez. Sen de zannettin ki iş yeri. İş yerine bile güneş vuruyor, başka yere de vuruyor. Eğer sen sabah namazını kılmadınsa yazık dedim kardeşim. Esas şey, esasatı bulmayan teferruatta bu olur. Nedir biliyor musun? Bak şimdi. İlk önce Allah'a, sonra sana söz veriyorum. Bugün burada bitmiştir. Namaz tamam, söz veriyorum. Ve sen misin söz veren derslere? Ondan sonra 1,5-2 sene sonra tabii o giden servise bunu ustabaşı aldılar derken o sahipleri işletemedi. Bunu iş ortağı attılar. Koca iş yerine ortak oldu. Tekrar serveti geldi. Bir de mobilyas şeyini açmış. Sonra işçilerine ne diyor biliyor musun? Toplamış, topluyor. Diyor ki arkadaşlar ben bu serveti ve bu sabah namazını çok zor, çok pahalı elde ettim. Siz olun. Sakın sabah namazını böyle elde etmeyin. Ben sırf o dersi almak için Allah beni dibe indirdi diyor. Beni dibe indirdi sabah namazını alasın diye. Ama siz olun, benim gibi imtihan geçirmeyin. Sabah namazınızı bunlar geçirmeden al. Ya başına böyle bir geçirmeyin. Ben nereden çıkarttım? Muhakimat öyle diyor. Esasatı bulmayan teferruatta boğulur. Hikaye anlatmadım, şaka demedim.
Ben de zannettim ki dedim sabah namazını kaçırdım. Vallahi da billahi tallahi. Allah'ım şahit ben bizim ismini diyorlar hani uçağın en yükseli. 230 liralık normal bilet 550 liraya almış adam. Şeyi var demeyeyim. Havalimanına gittim. Hiç ben de hatırıma gelmedi. Onlar da aldığı için bir baktım. Sabah namazının tam vakti. 4.25'te uçak kalkıyor. 4.20'de sabah namazı vakti misak giriyor. Gideceğim yer 2,5 saat. 1,5 saat sonra sabah namazı çıkıyor. Vallahi billahi ya Rab şahit ol. Sabah namazı için uçağa bilet iptal ettim. Havalimanına geri döndüm. O zaman tesir ediyor tabii yaşarsa. Ben de zannettim ki diyor sabah namazını kaçırdın. Ha, o zaman yaşa bakalım. Uçağa, ya sonra kaza ederim. Ne kazası kardeşim? Ona göre planlayacağım. Sabah namazı mı? Kız dedi ki, bu dedi iptal olmaz. Bin aldığı için tehir olmaz dedi, iptal olacak. Böyle, peki dedim, sen bilirsin diyor. Ya dedi, sen niye ediyorsun dedim, buraya kadar gelmişsin. Kız ya orada şey, kızım dedi. Ben dedim, namaz için yapıyorum. Şimdi namaz için mi diyor bu? Üzün ismi, biletini iptal ediyorsun. Böyle durmuş ha, böyle bakıyor bana. Bak neler olacak. Tabii dedim, yandan daha büyük kainatı bir hakikat mı var? O ki namaz yok, ben dedim uçsam ne olur? Dibe doğru gittikten sonra onun adı uçmak mıdır? Dibe gideceğim, onun adı uçmak. Hemen bir kıza çağırdı, bilmem ne dedi, ilan mı ne dedi, hiç unutmuyorum, onu da çağırdı. Bak ne diyor dedi amca ya. Ya o da durdu, amca hakikaten sabah namaz mı? Kafalar aşağıda. Ne dedi biliyor musun? Amca dedi, bu ders Allah bize dersi bu verdi dedi. Bizim derstir dedi, bu ders bizim içindir. Ama dedi ben dedi biletini küçük bir zararla başka saati tehir etmeye çalışacağım dedi. Onu da hakikaten öyle yaptı. Ya namaz. Namaz. Ondan başka bir şeyimiz yok. Anamın da onu söyledi. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdım. Ulan sabah namazını kaçırdıktan sonra yapmanın şeyi var. Neyin hayrı olacak? Son cümlemi okuyorum. Onlar bu dünya sığmaz. Sığışmaz isteklerini. Bir şey adına yaşarsan hayat lezzetli olur. Biz namaz için yaşıyoruz. Tahir abi, Zübeyir abi, ustadımızın talebesi değil mi? Evliya kuvvetinde deniyor. Emir Dağı'nda. Ne diyormuş biliyor musun? Tahir abi demişler ki, oku ne olacak, oku ne olacak? Tahir abi hatırasında diyor ki, biz kitabı, risale-i nur ve cemaate geliyoruz. Ders dinliyoruz. Niye? Namazı güzel kılmak için. Namazı güzel kılmak için. Ya isteklerimizi tehir edeceğiz. Gençler, ötelemeyi ve ertelemeyi bileceğiz arzularımızı. Merak etmeyin, internetin en kalitesi orada. Televizyonlar orada, en kalitesi orada. Biraz arzularımızı erteleme, ötelemeyi becermemiz lazım. O da derslere samimi gelmekle ve Risale'ni okumakla, terklerle mümkün. Aklın istikameti terk, kalbin istikameti ibadettir. Terk şu, günahı terk et, televizyonu terk et, gafleti terk et, yani tembelliği bırakıp ya derse gitmeyeyim yapma. Terk, kendinin arzularını da terk et. Aklı çalıştıran terklerdir, kalbi çalıştıran ibadetlerdir. Menfi ibadet diyor buna usta. Aklın istikameti terktir. Takva, sabaha kadar ibadet edip gündüz oruç tutmak değildir takva. Menihattan ve günahlardan iştinav etmek. Hep bak, terk var orada. Bir eylem yok. Evet, onların yerleri başka diyardadır ve onları veren de başkadır. Biraz uzattığım için kusuruma bakmayın. Gecemiz ve gündüzümüz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah versin. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye'de daim, kayın, sayın eylesin. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillah, rabbil alemin, el-Fatiha temassalavat.